Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Son dönemde araba piyasasında yaşanan o kadar çok saçmalık vardı ki bunun üzerine saçmalıkların ardı arkası kesilmiyor. Bugün size Sazan avından bahsedeceğim. Bunu biraz sonra birebir yaşayan bir abimi de arayacağım ve direkt bizzat onun anlatmasını da isteyeceğim. Ama ben genel olarak konuyu bir size toparlayıp araç almaya gittiğiniz zaman normalde araç bulamıyordunuz. Bir şekilde bildiğimiz birkaç tane satılık ikinci el araba sitesinde sıfır araçlar kol gezerken galeride hiçbir şekilde o araçları bulamıyordunuz. Bunun nasıl olduğunu, ne olduğunu, ne yapmaya çalıştıklarını aslında sadece birer fikir üretiyorduk. Ne olduğunu hiçbirimiz anlamadık. Anlamadığımız şey aslında şu idi ki bayilerde olmayan, bayilere gelmeyen bu arabalar nasıl oluyor da o meşhur sarı sitede cayır cayır satışa sunuluyor. Biz de bunun için şöyle bir şey düşünmüştük. Demiştik ki artık sonunda demek ki bu araçlar bu sitelere geliyorsa belli başlı galericiler bir şekilde bir düzene kurdu. Bayilere gelmeden bir şekilde kendilerine çekiyorlar. Artık konu oraya kadar gelmişti. Bunun da videosunu zaten daha öncesinde yapmıştık. Birebir kanıtlarıyla da ben size sunmuştum işte. Direkt ekran görüntüleriyle yok olan bir arabanın orada nasıl olduğunu vesaire anlattığım bir video vardı. Onu da buraya ekleriz. Şimdi gelelim yeni konumuza. Yeni konumuzda da galeriye gidiyorsunuz. Size diyorlar ki yok hemşerim burada istediğin arabayı yok şu an. Peki diyorsunuz ki siz o araç geldiğinde ben nalet olsun ben bunu bu almak istiyorum çünkü gün geçtikçe daha da yükseliyor. Ama hiçbir şekilde size başta diyorlardı ki kapora verme gibi bir durum yok. Ya da ne bileyim bunu şimdiden bu fiyata alma gibi bir şey söz konusu değil. Sonrasında yeni yeni bir şeyler çıkmış ve şu an size o araçları eğer isminizi yazdırırsanız kapora verirseniz gelen araçları size hangisi gelirse ne gelirse bahtınıza kaderinize ne çıkarsa onu size verebiliriz gibi bir şey yapmaya başlamışlar. Bunu ben de yeni duydum ve buna da kafam çok takıldığı için bunu da bir videoyla size anlatmak istedim. Ocak ayında araba gelecek, farz misal B markanın X modeli gelecek ama o hangi paket olur? A paketi mi olur? C paketi mi olur? D paketi mi olur? O konuda bir bilgi yok. Geleni kabul etmek zorundasın diyor. İşin burası ayrı bir saçmalık. Bunun üzerine bir de şöyle bir şey daha sunuyorlar ki eğer gelen arabanın üzerine biz birkaç tane aksesuar ekliyoruz. Eklediğimiz aksesuarların da işte 5.000 lira, 10.000 lira, 20.000 lira yine afaki konuşuyorum. Biraz sonra tam değerleri öğreneceksiniz. Bu fiyatları da siz bize vermek zorundasınız. Bu faturayı da biz keseceğiz ve sizin adınıza yansıtacağız. Eğer bunu kabul etmezseniz siz o arabayı almasanız da olur. Sırada bekleyen çok fazla kişi var. Bildiğiniz bayi kendisi kara borsayı yapmaya başlamış bir durumda. Bu araç ayırtma işi öncesinde de vardı. Galeriye gittiğiniz zaman işte bir araç alacaksınız ve o aracın istediğiniz bir paketi var. İstediğiniz bir motor seçeneği var. Gidip galeriye diyordunuz ki ben bu rengi istiyorum, bu paketi istiyorum, bu motor seçeneğini istiyorum. Üstüne de bu opsiyonları istiyorum. Paket eğer onu ülke içerisinde size temin edemiyorsa, ülke içerisinde yoksa o size sözleşmesini yapıyordu, kaporasını alıyordu ve sonrasında gününü veriyordu. Diyordu ki bu tarih aralığında aracınız elimize ulaşacak ve siz gelip kalan parayı ödeyerek aracınızı teslim alabilirsiniz. O da yurt dışında sizin istediğiniz şekilde düzenlenip toparlanıp ülkeye gelip oradan da sizin almanız sağlanıyordu. Şimdi buraya kadar bunlar mantıklıydı. Ama şimdi renk seçemiyorsun, paket seçemiyorsun, motor seçeneği seçemiyorsun, hiçbir şey seçemiyorsun. Önden bir öncüt para veriyorsun. Ne geleceğini bilmiyorsun. Geleni kabul etmek zorundasın. Gelenin kabul ettiğinin üzerine de sen orada paspastır, bagaj havuzudur vesaire böyle saçma sapan birkaç tane şey eklediler diye sana oradan da ekstra kesilen o fahiş fiyatı ödemek zorunda kalıyorsun. Yani artık söylenecek söz yok. Bugün gün itibariyle çektiğim tarih 17'si arkadaşlar. Ay Kasım'ın 17'sinde ben bu videoyu çekiyorum. Kasım'ın 17'sinde şu an dolar 10.60 küsürleri görmüş bir durumda. 10.60'dan sonra daha nereye gider? Ne kadar gider? 10.50 barajını da kırdığına göre çok ekonomist falan değilim ama 11'e doğru gidecek o belli ki. 11'i de kırar mı? Daha da ileri gider mi? Orasını da inanın bilmiyorum. O da bambaşka bir konu. Ama ve lakin araç fiyatlarına da ekstra ekstra bir şeyler pahalanacak. Onu da biliyoruz. Eğer zaten doların ivmesinde bir düşüş yaşanmazsa bugün haberde gördüm. Akaryakıta da yine 50 kuruş oranlarında tekrar bir zam bekleniyormuş doların yükselmesinden ötürü. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Hemen size direkt bu olayı birebir yaşayan abimi de arıyorum. Orada birebir ne konuştuklarını size direkt birinci ağızdan anlattıracağım. Hemen aramaya geçiyorum. Selamünaleyküm abi. Ne yapıyorsun? İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet. İyiyim. Siz ne yapıyorsun? İyiyim. Şu an videodasın abi. Kanalda videodasın şu an. Haberin olsun. Öyle mi?
Ya şu bir konu konuşmuştuk ya abi. Yeni sıfır araba alacaktın. Galeriye gitmiştin de işte bazı sıkıntılar yaşadın falan. He, şu geçenki muhabbet. Aynen abi. Aynen. Aynen. Şimdi abi buradayız. Takipçi arkadaşlarla karşılıklı oturduk. Senin anlatmanı bekliyoruz. Senden dinliyoruz abi olayı. Tamam, daha iyi ismi vermeyeyim o zaman. Yani versen de ben keserim. Sıkıntı yok. Sen rahat rahat anlat, gerisi bende. Tamam. Olay şöyle oldu. Şöyle başlayın. Bakmaya gittik. Neyse telefonla görüştük falan. Dediler işte gelin, burada test aracı var, görün. Onun aynısı gelecek. Tamam. Neyse gittik biz de. Arabayı gördük, beğendik falan. Orada işte konuşurken oradaki işte bize yardımcı olan arkadaş şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben buradan görebiliyorum. Araba ocakta gelecek. İşte lastiğin rengi istediğiniz renkte var. Ama şöyle bir durum var. Biz buraya arabayı gelince arabayı aksesuarlıyoruz dedi. Peki dedi, bu hani, aksesuar olarak neleri sunuyor abi sana? Tek tek onu da söylemiyor. Biz diye aksesuarlıyoruz diye, ama orada işte ne bileyim bir basamak, bagaj havuzu bir arabaya yapmışlar mesela. Araba orada duruyor. Müşteri almadan gitmiş. Ama niye almadığını söylemiyorlar. Biz tabii mevzuyu sonra ayıktık da o söyledikten sonra. Yani işte cam filmi var. Ne bileyim bagaj havuzu. Hı hı. İşte basamak. Bir de seramik kaplama falan yapıyorlar. Belki hepsini toplasan piyasada 3000 lira 5000 lira etmeyecek şeyler yani. Anladım. Peki buna ne kadar para istiyor senden? Diyor ki 15-20 bin lira fatura kesiyoruz diyor. Biz hatta insaflıyız. 50 bin lira kesiyorlar. Allah Allah. Biz hala böyle anlatırken mevzuyu anlamadık böyle. Hani dedik ki biz istemiyoruz böyle bir şey. Bir şey istemezseniz dedi arabayı almıyoruz. E peki sen istemiyorsun, arabayı almıyorsun. Seni o kadar beklettiği, sana bunu söylemeden seni durdurduğu falan, o ne olacak? İşte hepsi yalan oluyor. Evet. Yani arabayı almazsan almıyor. Çünkü araba yok piyasada zaten. Almazsan muhtemelen biri gelip onu alacak, araba olmadı. Biri yani o... seni mecbur bırakıyor. Almaya mecbur bırak. Nasıl olsa araba yok diyor. Seçeneğin ya, yok. Aynen öyle. Zaten şöyle bir şey var. Mesela ocağa kadar arabayı bekleyeceğiz. Zaten ocağa kadar muhtemelen iki sefer falan bir zam gelir. Muhakkak. Bir aralıkta gelecek. Bir ocak zamı gelecek. Onu diyor senden alacağım zaten. Üstüne burada 15-20 bin lira da ben kendim fatura edeceğim. Aksesuar ayağına diyor. Alırsan al, almazsan tertemiz aynen. Birine veririz biz bu arabayı diyor. Çünkü ellerinde araba yok. Zamlar da araba arıyor. Allah Allah, mevzuya bak. Şimdi işin özü, sen gidiyorsun atıyorum 100 bin liralık bir arabayı beğeniyorsun. Diyorsun ki tamam ben 100 bin liraya bu arabayı alacağım. İşte 5 bin lira, 10 bin lira neyse önden bir para veriyorsun. Diyorsun ki bu araba geldiğinde ben bunu alacağım. Senin verdiğin o paranın üzerine seninle bir anlaşma yapılıyor. Sonra aradan 2 ay geçiyor. O 2 ay sonunda, ki bugün sabah doların 10'la başlayıp da 10.60'a kadar yükseldiğini farz edersek, bu kadar yükselme içerisinde 2 ayda atıyorum 50 bin lira arabanın üstüne bir zam gelmiş oluyor. Aynen öyle oluyor. Sen bunu ödemek zorundasın. Bununla da kalmıyor. Üstüne diyor ki ben bu arabaya aksesuarlar yaptım. Sen o aksesuarların da fiyatını artı 20 bin lira bana ödemek zorundasın diyor. Sen 100 bin liraya anlaştığın arabayı 170 bin liraya almak zorunda kalıyorsun. Aynen öyle oluyor. Bu baya birbirimizi kıralım derdi o zaman ya. Bu başka bir şey değil. Aynen. Yani bu araba piyasası çok farklı bir yere gelmiş. Biz işte millet olarak seviyoruz galiba böyle işleri biraz. Evet evet. Hani yani... nerede bir sıkıntı var hemen orada kim neyden ne mal alırsa hesabı yapıyorlar. Arabada da böyle bir şey oluyor. Aynen öyle. Bizim ülkenin zaten o net konusudur. Yangın çıkar işte. Yangın tüpü eldiven pahalanır. Virüs çıkar, maske pahalanır. Bizim ülkenin hep bir kara borsa durumu vardır, ama kara borsa zaten şu ana kadar bayilerden gelip de birilerine bir şekilde bir aracılık yaparak galerilere düşen arabaların ekstra fiyatları yükselmeleri vardı. Zaten aynen. Orada da şöyle bir şey var. Adam diyor ki, yani biraz çok konuşan bir arkadaştı bu, doğruluğundan emin değilim ama doğru da olabilir. Diyor ki biz bayi olarak diyor işte galeriye diyor araç satışımız yasak ama fabrikadan alıyorlar. Şimdi ben sorarım, koskoca fabrikalara yurt dışından araba gönderecekler ve bir tane iki tane mi gönderiyorlar? Bu bir tane iki tane gönderme gibi bir durum olması için sırf gemi maliyetini falan, hani yurt dışından gelmesini, yol maliyetini falan sayarsak dünyanın parası ediyor. Yani en azından izleyen kişiler böyle bayağı araba meraklısı kişiler, benim genellikle çoğu kitlem. Ama bu kadar arabayla ilgisi olmadan da izleyen varsa şu an bizi, şunu tavsiye ederim. En azından girsinler bir Erbakan Malkoç'u izlesinler. Bu adam ne yapıyor, ne iş yapıyor. Ve o yaptığı iş karşılığında yaptığı, ürettiği, burada değişime, dönüşüme soktuğu arabaları sırf yurt dışına gönderirken ne kadar fiyatlara mal oluyor. En azından bir onu öğrenin. Yani yurt dışına bir araba göndermek ya da yurt dışından bir araba çekmek o kadar maliyetli bir şey ki
öyle 200 bin liralık 300 bin liralık şu an internette işte meşhur sarı siteye girdiğin zaman hep olan arabaların da en boş paketleri var çoğunda. Hani dolu paketi değil, hep boş paketleri var. O boş paketler kadar bir para ödemesi lazım ki yurt dışından getirsin. Onu da çok mantıklı değil yani. Ama şöyle de bir durum var. Aynen, şimdi bayiye gidiyorsun, araba yok hiçbir yerde. Hı-hı. Ama dediğin gibi sarı siteye giriyor, araba var. Aynen. 40 kilometre adam da var. Yani gerçekten bu adamlar nereden alıyor bu arabaları? Biz gidiyoruz, bulamıyoruz. Biz 2 aydır bir tane araba bulamadık bir yerde. Ama adam orada çakılı bir sürü ilan da var yani. Bizim aradığımız arabalar da var. Yani bir şey dönüyor Ahmet. Bir şey var. Evet. O belli yani. %100. Yani şimdi elimizde böyle kesin kanıt yok ya. Hani şu bayi şunu yapıyor, şu şunu yapıyor diyemiyoruz ama bir şey var yani. Olayın içine girince iyi kötü anlayabiliyorsun yani. Ya bunu zaten anladı bence. Artık herkes anladı. Bir şey dönüyor. Ortada bir şey var. Yani doların bu rakamlara gelmesi, ne bileyim arabaların konusunda bu kadar zorluklar yaşanması, senin bayiden alamadığının zırzop sağdaki soldaki bir galeride cayır cayır 2-3 tane bulunması vesaire. İllaki bir şeyler var. Abi çok saçma ya. Biz çok bayi gezdik. Hatta duydum ben bunu. Hı hı. Diğerlerinde böyle bir şey söylememişlerdi. Ama onun dediğine göre işte da var. Hatta onlar daha fazla yapıyormuş. Yani çok saçma. Onu da yani biz şuradan fark ettik. Bize dedi bir tane var elimde isterseniz ama araba dedi aksesuarlı. Hı-hı. Hani 20 bin lira dedi üstüne veriyoruz falan dedi. Hı-hı. Sonra da geri bu konuyu anlatınca birleştirdik otomatik olarak. Dedik böyle böyle yapıyorlar. Adam da demek ki hızlı bıraktı arabayı. Mantıklı. Ben olsam ben de bırakırdım ya. Çok yani ciddi haberin bir yok. Evet. Çok saçma ya. Sen bir insanı heveslendir. Bir fiyata bir anlaşma yap. Sonrasında onun yaklaşık iki katlarına yükselen fiyatı diret. Yani... Ya muhtemelen onu da biz burada yaptık demiyorlar da ya fabrikadan böyle geldi diyorlar. Muhtemelen. Ya vardı müşteri vazgeçti diyorlar. Muhtemelen. Ne de ki o şekilde veriyorlar arabaları. Yani size dediğini işte müşteri var da almadı diyerek sunduğunu aynı şekilde bundan 2 ay sonra da sana öyle sunacak. Ya tabii tabii. Adam biliyor zaten onun satılacağını her halükarda. Ya seni mecbur bırak. Alırsan al, almazsan alma diyor. Yani almazsan da zaten satılacak. 20 bin üstüne de olsa. Araba yok. Kimse bulamıyor. Adam da direkt gidip de aa varmış olsun zaten sürekli her ay zam geliyor. Mantığı da düşünecek. Normal o da. Hemen orada hazırda varsa 20 bin üstüne alacak. Allah'ım ne günlere kaldık diyorum artık. Vallahi bilemiyorum. İnşallah bir an önce çözülür İnşallah. Bu durumlar veya birileri el atar. Tamam bir çip sıkıntısı var onu hepimiz anladık ama bizde de hemen bir kara borsa durumu var. Hemen bir fırsatçılık var. Evet. En azından iyi kötü ona birileri el atarsa insanlar daha fazla mağdur olmaz. İnşallah abi. Anlattığın için teşekkür ediyorum. Bu videoyu özellikle çekmek istedim. Bayilere gitmeden de herkes duysun bilsin. Teşekkür ediyorum abi anlattığın abi için. Abi ne demek ya? Yardımın dokunduysa her zaman. Sağ olasın abi. Gerçekten çok teşekkürler. Sana iyi akşamlar diyorum o zaman. Eyvallah. Hadi iyi akşamlar. Tamamdır abi. Hadi iyi akşamlar. Sonuç mevzuat bu. İşine gelirse alacak bir sazan bulur. Sazan avı devam ediyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Kendinize dikkat edin.